Tabii ebeveynlere çok büyük görev düşüyor. Konuşacağız ama bu arada bir konuğumuz daha Evet. bize katıldı. Marmara Üniversitesi'nden dijital iletişim uzmanı, doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık hocamız da bizlerle. Ali Murat Bey, hoş geldiniz siz de yayınımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar diliyorum Çok efendim. teşekkür ederiz. Evet, şimdi dijital içeriklerin ve çizgi filmlerin özellikle belli yaş grubu çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinden, onların Evet. kimlikleriyle ilgili olumsuz etkisinden bahsediyoruz ama bir de işin güvenlik kısmı var. Bu konuda da Doğru. sizden bilgi almak isteriz. Çünkü çocuklar genellikle ebeveynlerin, özellikle belli bir yaş grubu çocuklar ebeveynlerinin telefonlarını kullanıyorlar. Ve bu Evet. telefonlar üzerinden herhangi bir kilit olmadığı için her yere ulaşabiliyorlar. Kendi bilgilerini, fotoğraflarını yükleyebiliyorlar. Bu noktadaki tehlike çok büyük, çok büyük diyoruz ama tam olarak ne? Sizden öğrenelim. Tabii Meltem Hanım, aslına bakarsanız çocuklar 2-3 yaşında artık tabletler ve akıllı telefonlarla buluşuyorlar. Tabii ebeveynlerin çocuklara dijital bakıcı olarak ellerine tabletlerini, akıllı telefonlarını vermesi ciddi problemlerle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet veriyorlar. Çünkü normal şartlarda baktığımızda sosyal medyaya giriş yaşı 13'tür. Ancak özellikle 18 yaş üstü içeriklerle 18 alt yaş içerikleri hiçbir zaman aynı işleve sahip değildir. Dolayısıyla bir çocuğun sosyal medya mecralarına üye olurken, örnek vermek gerekirse bir video paylaşım sitesine üye olurken görebilecekleri içerikler farklıdır. 18 yaş üstüne çıkabilecek, filtreleme dışında çıkabilecek içerikler farklıdır. Dolayısıyla çocuklar annelerinin babalarının telefonlarını aldıkları için ne yazık ki anneler babalar kendi hesaplarıyla kimlikleriyle giriş yaptıkları için bir kere filtreleme özelliği tamamen devreden kalkmış oluyor. Ve özellikle burada dikkat ederseniz bir video sürekli Meltem Hanım böyle onları bir şekilde yanlış yönlendirici içerikler ya da mesela 18 yaş üstü içeriklerin önlerine çıktıklarını görüyor. Bu da tabii ister istemez büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Bununla birlikte şunu söyleyelim. Şimdi çocuklar özellikle internette gördükleri uygulamalar, oyunlarla bir şekilde haşır neşir olmak istiyorlar ve dolayısıyla internet ortamında, arama motorlarında oyunların isimlerini arıyorlar. Şimdi Meltem Hanım, burada örnek vereyim. Çok popüler bir oyun çıkıyor. Bu oyunlar ücretli oluyor. İşte çocuklar genelde oyunların isimlerini yazıp ücretsiz indir, ücretsiz ulaş vesaire, ücretsiz oyna diyorlar. Zaten tehlike buradan sonra ortaya çıkıyor. Annesinin babasının telefonuna oyun kisvesi altında aslında bir casus yazılım yüklüyor ve daha sonraki süreçte anneleri babaları, burada örnek vermek gerekirse işte bir banka işlemini yapıyor, efendim bir noktada e-posta yazışması yapıyor. İşte o yüklenen casus yazılım ya keylogger olabiliyor. Keylogger yani klavyede basılan her harfin siber hırsızlara düşmesi ya da Trojan dediğimiz casus bir yazılım düşebiliyor ve bu da aslında bütün ekranına erişim sağlamış oluyor Meltem Hanım. Dolayısıyla bu tarz olaylarla karşı karşıya kalabilme sorunu söz konusu oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz gece vakti özellikle kriminal zaman dilimi dediğimiz saat 2 ila 5 aralığında suçların patlak noktaya geldiğini görüyoruz. Mesela diyor ki işte bu kullanıcılardan biri ya ben diyor hiç bu işlemleri yapmadım diyor. İşte ben diyor kesinlikle diyor böyle bir uygulama yüklemedim. Halbuki o arada çocuğuna telefonunu verdiği için Meltem Hanım o da ileri geri sitelere giriyor. Virüslü sitelere dediğim gibi girip telefona ya da işte aynı şekilde bilgisayara bu virüsleri bulaştırabiliyor. Genelde antivirüs yazılımları cihazlarımızı yavaşlattığı için kullanmıyoruz ama çok büyük risklerle bu sayede karşı karşıya bırakmış oluyoruz. Yani işin bir tarafı çocukları korumak ama diğer bir tarafı da dediğiniz gibi güvenlik oluyor. Dolayısıyla güvenlik konusunda asla ikinci plana atılmaması gerekir. Her şey dijital ortamda zaten Evet. normal şartlarda %100 güven söz konusu değilken Meltem Hanım tamamen aslında güvenlik açıklarıyla karşı karşıya kalmış oluyor. Alabileceğimiz güvenlik önlemlerini konuşacağız Ali Murat Hocam ama şimdi tekrar Mehtap Hocama dönmek istiyorum. Şu anlamda bir sorum olacak. Şimdi çocukların eline telefon veya tablet verilmeli mi, verilmemeli mi? Şimdi ağırlıklı görüş verilmemeli yönünde sesler yükseliyor ama bu çağda bu artık mümkün değil. Evet. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Yani çocuğun tabletle veya telefonla ilişkisini nasıl minimize edebiliriz? Nasıl engellemek değil belki ama daha minimumda tutabiliriz? Evet, şöyle çocuğu nesnel olarak evin içerisindeki diğer oyuncaklarla, oyunlarla, kişisel ilişkilerimizle oyalayabildiğimizde
onların tabletle ya da telefonla olan bağlarını biraz daha aza indirgiyoruz. Ama işte yine aileye düşecek gibi bir şey söyleyeceğim ama annelerin de çok işine gelen bir şey. Bunu üzülerek söylüyorum. Yani çünkü anneler için de artık telefon bağımlılığı var, tablet bağımlılığı var. Anneler kendileri de ellerine ya da babalar aynı şekilde akşam işten geldikten sonra onlar da bu ürünlerle fazlaca muhatap oldukları için çocukla tabii ki hani çocukla geçirilen kaliteli zaman azalıyor. Bunun da bir etkisi var. Öncelikle onu söyleyeyim. Diğer yandan çocuklar aslında duygusal varlıklardır ve duygu ilişkisine çok anlam yüklerler. Yani çocukla oynanacak işte minik bir evcilik, rol play'den anlatmalar, öğretmeler, yani bir şeyi çocuğa göstererek anlatmak, göstererek öğretmek. Buna benzer uygulamalarla bol miktarda vakit geçirdiklerinde çocuklar tabletlere ya da buna benzer içeriklere çok da fazla takılmayabilirler. Bir de Ali Murat Hoca'nın da söylediği gibi belki çocuklar için böyle daha sağlıklı, aslında onların zeka kapasitelerini geliştiren, dikkat alanlarını güçlendiren çok keyifli ve güzel oyunlar da var. Bu tür oyunlar da önerilebilir. Çünkü biz mesela dikkat dağınıklığı, davranış bozukluğu olan birçok çocukta özellikle mesela çok affedersiniz ama çocukta kabızlık problemi olduğunda bile tuvalete girdiğinde ailelere bunu öneriyoruz şimdi. Çocuk tuvalette oturmayı reddediyor, hemen kalkmak istiyor filan tabii. Onun eline güzel bir oyun açın ve çocuk tuvalette oyunla vakit geçirsin ve orada hani bağırsaklarıyla olan durumu biraz daha düzene girsin ve tuvalette uzun vakit geçirsin. Bağırsak problemi çözülsün gibi önerilerde de bulunabiliyoruz. Dolayısıyla ben artık şöyle düşünüyorum. Şimdi teknoloji çağı, dijital çağ falan diyoruz ama hocam da bana katılır herhalde. Artık her şey dijital. Mesela beni düşünün. Ben 28 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum ve bunun 25 yılı birebir ofis ortamında yüz yüze geçti. Ama son 3 yıldır sadece online terapi yapıyorum. Sadece online. Ben mesela şu anda Paris'teyim ve bir mezarlıktan sizinle görüşüyorum. Bir mezarlık ziyareti yapmıştım. Bağlantıyı buradan kuruyorum. Hem geziyorum, hem dolaşıyorum, hem de danışanlarımla da terapi yapmaya devam ediyorum. Artık bu sosyal medya dediğimiz ya da dijital hayat dediğimiz şey kaçınılmaz bir gerçek. Evet. O zaman biz var olan dünyadaki gelişmeyle savaşamayız. Bunu en doğru nasıl yaşayabiliriz? Bunu en doğru kendimizle nasıl uyumlu hale getirebiliriz? Ve büyülenmişlik haline yakalanmadan bunu nasıl doğru kullanırız? Bunun yol yöntemlerine bakmamız gerek. Bir de ben hep işte hocalarımızdan ya da bilgisayarla uğraşan insanlardan şunu rica ediyorum. Oyunlar çocukların hayatında son derece önemli. Bizi düşünün, biz dışarıda sabahtan evden bir çıkardık, akşama kadar sokakta oyun oynardık, saklambaç oynardık, yok elim ateş oynardık, bir şeyler oynardık. Bu çocuklar da aslında oyun oynuyorlar. Yaptıkları yanlış bir şey yok ama ürün yanlış. Ya da ürünün içindeki içerik tehlikeli. O zaman, ailelere burada büyük görev düşüyor değil mi hocam? Aileler ve uzmanlara. Yani ben mesela etrafımdaki bütün bu dijital işlerle uğraşan arkadaşlarıma diyorum ki ya ne olur şu çocuklar için çok güzel oyunlar üretin. İşte hani barışçıl olmayı öğreten, daha duygusal seçimler ya da tercihler yapabilecekleri oyunlar da üretilebilir. Aslında belki birlikte çalışmamız gerekiyor. Biz onlara materyal vereceğiz. Evet, evet. Biz onlara materyal vereceğiz. Onlar da verdiğimiz materyallere uygun oyunlar üretecekler. Yani artık dünyanın gittiği bir nokta var. Orayı da reddedemeyiz. Ama diğer taraftan bu çocuklara insan ilişkilerini de unutturamayız. İnsan ilişkilerini de sıcak tutmayı da öğreterek ve ona da zaman ayırarak ilerlemek durumundayız. Yani hepsini bir araya getireceğiz. Çağ böyle bir çağ çünkü.